Dünyada enerji savaşlarının sürdüğü bir dönemde Türkiye yaptığı keşifle gündemin odağında. Yıllardır benzer çalışmalar yürüten Türkiye'nin Karadeniz'de kendi egemenlik sahasında keşfettiği doğal gaz yatağından elde edeceği ekonomik, siyasi ve stratejik faydalar söz konusu. Pasaport bu programında Türkiye'nin keşfi, dünyada enerji mücadelesi ve enerjinin jeostratejik önemini ele alıyor. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Uzun süredir Türkiye'nin dikkati Doğu Akdeniz'e çevrilmişti. Türkiye, uluslararası hukuktan yola çıkarak Doğu Akdeniz'de kendisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait deniz alanlarındaki haklarını talep ediyordu. Bu amaçla bölgede sismik arama faaliyetleri hız kazanmıştı. Ancak haber beklenmedik bir yerden, Akdeniz'deki itilaflı bölgelerin aksine çekişmelerin uzağında Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geldi. Türkiye uzun süredir karada ve denizde enerji kaynağı arıyor. Son olarak Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında 320 milyar metreküplük bir rezerv keşfedildi. Türkiye enerjide tamamen dışa bağımlı. Bulunan gaz Türkiye'nin dışa olan bağımlılığını bir nebze olsun azaltacak. Bulunan doğal gazın devreye sokulması için hızlı bir çalışma yapılacak. Ayrıca yeni sahalarda araştırmalar da sürüyor. Üstelik bu keşif, Türkiye'nin tartışmalı sularda aktif olarak petrol ve doğalgaz aradığı Doğu Akdeniz'de yaşadığı anlaşmazlıklar sırasında meydana geldi. Yani gelişme önemli ve dikkat çekici. Şu anda hemen hemen %100 oranında dışa bağımlılığı var Türkiye'nin. Bu onu ciddi anlamda aşağı doğru çekecek. Bu bakımdan son derece güzel. Daha sonra bakarsak birkaç tane de önemli yararı var ülkemiz için. Bunlardan bir tanesi bunun getirdiği ekonomik değer. Şu andaki beklenen doğal gaz fiyatlarına bakarsak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu potansiyel olarak 80 milyar dolar bir değere tekabül ediyor ki bu son derece güzel bir haber Türkiye ekonomisi için. Bu keşif tabii Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Şöyle ki artık hidrokarbonda, doğalgazda ve belki de yakın zamanda petrolde üretici ülke haline geliyoruz. Şimdi üretici ülke ve bulunan miktar olarak da baktığınızda kayda değer bir miktar. Yani bu yılın şimdiye kadarki en büyük keşfi ve muhtemelen böyle kapanacak. Geçmiş yıla baktım 2019. 2019'da bulunan en büyük doğalgaz yatağı 160 milyar metreküp Rusya'da bulunan. Geçen yılın da en büyük keşfi. Son yılların, önceki yıllara bakmadım, son yılların en büyük keşfi diyebiliriz dünya çapında. Fatih, sondaj gemimiz Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Türk
Türkiye'nin Sakarya gaz sahasında tespit ettiği 320 milyar metreküplük rezervin çok sayıda anlamı olduğunu söyleyenler var. İlk olarak bu rezerv bölgedeki diğer doğal gaz kaynaklarının da habercisi. Bir anlamda bu keşif Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yeni adımlarını daha sağlam atmasına neden olacak gibi. Türkiye'nin enerji ihtiyacının bir kısmının bu sahadan elde edilecek olması da enerjide arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Doğal gaz yatakları için belli ölçütler kullanılıyor. Dünyada keşfedilen sahalar büyüklüğüne göre küçük, orta, dev ve süper dev olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar Sakarya gaz sahasındaki tahmini rezerve bakıldığında bu alanı dev olarak sınıflandırıyor. Türkiye daha önce de arama faaliyetleri sırasında doğal gaz bulmuştu. Ancak bunlar ölçek olarak küçük kalıyordu. Bu keşif daha öncekilerle kıyaslanmayacak kadar önemli. Bulunan saha resmi verilere göre 320 milyar metreküp civarında. İnsanlar dünyada petrol, doğalgaz sahalarına bakarken bunları çeşitli kategorilere sokarlar. Küçük, büyük, dev ve süper dev diye. Bu rezerv itibariyle dev bir saha kategorisine giriyor. Ve normal şartlar altında diğer ülkedeki tecrübelere bakarsak buradan elde edilecek gaz Türkiye'nin yıllık gaz tüketiminin 1/3'üne tekabül ediyor. Türkiye'nin yıllık ithalatı 45-50 milyar metreküp. Onu da bölersek işte 320'yi ona bölersek 6-7 senelik bir rezerv gibi gözüküyor deniyor. Bu da öyle işlemiyor. Çünkü siz bir anlamda istediğiniz yani 45-50 milyar metreküplük üretim yapamıyorsunuz. Aslında o da 20-25 yıla yayılacak bir üretimden bahsediyoruz. Dolayısıyla belki işte 10 milyar metreküp'e kadar bir rakam da çıkarılabilse fena olmayacak. Tabii ki ekonomik kalkınmışlık bir anlamda üretimden geçiyor. Üretimin bileşenlerinden bir tanesi de enerji. Tabii ki sadece enerji üretimde kullanılmıyor ama ulusal güvenlik bağlamında değerlendirdiğimizde bir ülke enerji ihtiyacını dışarıdan ne kadar az temin ederse kendi ulusal güvenliğinin sağlanması konusunda bağımlılığını azalttığı için enerji güvenliğinin ekonomi güvenliğine etkisi, ekonomi güvenliğinin de ulusal güvenliğe etkisini dikkate alarak Türkiye'nin bu alanda attığı önemli bir adım olarak Karadeniz'deki keşfi değerlendiriyorum. Bu keşfin daha öncekilerle kıyaslanmayacak kadar büyük olduğunu söyleyenler var. Türkiye'de bugüne kadar birçok rezerv bulundu. Ama ekonomik olmadığı için devam edilmedi. Bu kez rezerv onlardan büyük. Ekonomik katkısı da güçlü. Uzmanlara göre sahada yapılacak daha detaylı analizler ve araştırmalar sonucu tam anlamıyla belirleyecek. Ancak şu anda yaklaşık 80 milyar dolarlık bir değerden söz ediliyor. Enerji kaynakları ve özellikle doğal gaz yatakları ülkeler için önemli. Ekonominin ötesinde ülkelerin enerjide tamamen dışarıya bağlı olmaması için önemli bir avantaj. Çünkü günümüzde birçok ülke bu açıdan dezavantajlı, yani enerjide dışarıya bağlı. Türkiye'de Karadeniz'de bulunan ve bulunacak olan yataklarla bu döngüyü kırmak istiyor. Diğer yandan bu durumun bölgesel bir anlamı da var. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada enerji kaynağı mücadelesinde herkes bir adım öne geçmeye ve daha güçlü olmaya çalışıyor. Son bir yıl içerisinde Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında zaten büyük bir düşüş oldu. 9 dolarlardan 2,5 dolara geldi. Bu yüzden Avrupa'daki birçok ülke gene bizim yapacağımız gibi Rusya ile masaya oturdu ve fiyatlarda belli bir indirim sağladı. Şimdi bizim elimizde, Türkiye'nin elinde hem fiyatların düşmesinden dolayı, diğer fiyatların düşmesinden dolayı, piyasa koşullarından dolayı elinde güçlü bir koz varken buna artı Sakarya kozu geçti. Bu ikisiyle birlikte hem
Fiyatları düşürme konusunda eminim yetkililer güçlü pazarlıkta yapacaklardır. Fiyatları aşağı çekeceklerdir ve bu fiyatlarda, aşağı çekilen fiyatlarda kısa bir süre sonra umuyorum tüketicilere, yani evdeki kullandığımız gaz, sanayide kullandığımız gazla tüketici gazına da yansıyacaktır. Peki. Bu bakımdan fiyatların düşmesi açısından da pozitif bir etkisi olacaktır bunun. Bölgesel ve küresel çatışmaların, anlaşmazlıkların arkasında genellikle baktığınız zaman bir enerji kavgası, bir paylaşım, bir sahiplenme mücadelesi yatıyor. Şimdi enerji politikaları ülkelerin bu paylaşım mücadelesindeki konumunu belirliyor. Bu konum da bölgesel ve küresel ülkelere bir rol biçiyor. Bu nedenle iç içe geçmiş enerji politikasıyla küresel ve bölgesel önderlikler, liderlikler. Kavga ve mücadelenin bir diğer yönü işbirliği. Şimdi o işbirliği bir istikrarı da işbirliğiyle getiriyor aslında. Yani enerji bir taraftan kavga ve mücadeleye yol açabilirken diğer taraftan işbirliğine ve istikrara da öncülük edebilir. Bölge ülkelerine baktığımız zaman aslında Türkiye'nin coğrafi konumu tam bir terazinin iki kefesinin tam orta yerine denk geliyor enerji bağlamında. Sağımızda olan coğrafyada olan ülkeler enerji arzına sahip olan ülkeler, solumuzda olan ülkelerse enerji talebi olan ülkeler. Karadeniz'deki bu keşif Türkiye'nin enerji ticaret merkezi, enerji merkezi değil, enerji ticaret merkezi olma vizyonuna yine katkı sağlayacak bir unsur diyebiliriz. Enerji ithalatçısı konumunda bulunan Türkiye'nin yakın komşularının hepsi dev birer enerji ihracatçısı ve Türkiye onlar için vazgeçilmez bir pazar. Türkiye'nin yüksek fiyatlardan imzaladığı gaz kontratları söz konusu ve bunların bitiş süreleri gittikçe yaklaşıyor. İşte bu noktada Türkiye'nin bu keşfi pazarlık masasında da büyük bir avantaj oluşturuyor diyenler var. Türkiye Zonguldak açıklarında tarihinin en büyük doğal gaz rezervini buldu. 320 milyar metreküplük rezervin ekonomik değerinin yaklaşık 80 milyar dolar olduğu söyleniyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in 2019 rakamlarına göre Türkiye bugünkü rezervde dahil edildiğinde dünyada 32. ülke oldu. Listenin başında 50 trilyon metreküple Rusya var. 34 trilyon metreküple İran ikinci, üçüncü Katar 25 trilyon metreküpe sahip. Ardından 10 trilyon metreküple Amerika Birleşik Devletleri ve Türkmenistan geliyor. Belli indeksler var kategorizasyonlarda. Doğalgazın kategorizasyonunda 85 ile 850 milyar metreküplük doğalgaz rezervi İngilizce giant, yani büyük bir rezerv olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla Karadeniz'de ki bu şu anda bulunan rezerv uluslararası endekslere göre büyük bir rezerv olarak ifade ediliyor. Küresel enerji oyununda önemli bir aktör olması açısından, yani 32. dünya sıralamasında rezerv bakımından 32. ülke olarak konumlandırılıyoruz bununla. Ama yani bu daha bir ilk. Biliyoruz ki Karadeniz'de de Akdeniz'de de çok ciddi rezervler var. Bu bir tecrübe meselesi, bu bir know-how meselesi, teknoloji meselesi. Şimdi burada bunu yapabildiğimizi aslında görmüş olduk. Bundan sonra bunun devamının gelme ihtimali de çok yüksek. Karadeniz'de böyle bir şey olması çok güzel. Umarım başka keşifler de olur Karadeniz'de. Karadeniz'in bir avantajı bir dezavantajı var. Dezavantajı jeolojik olarak çıkartması biraz daha müşkülatlı diyeyim. Biraz daha zor Akdeniz'e göre. Avantajı da politik bir ihtilaf yok. Yani kendi ne diyoruz da münhasır sahamızda. O bakımdan bu avantajı var, bu dezavantajı var. Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2017'de yıllık 53 milyar metreküptü. Türkiye 2018'de
49 milyar, 2019'da ise 45 milyar metreküplük bir tüketim gerçekleştirdi. Gaz alımına yıllık 10 ila 15 milyar dolar para ödeyen Türkiye, doğal gaz ihtiyacının %1'ini kendi üretiminden karşılıyor. Türkiye, kalan ihtiyacının %99'unu Rusya, İran, Azerbaycan'dan boru hatlarıyla, Amerika, Norveç, Katar, Cezayir ve çeşitli ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatıyla karşılıyor. Türkiye doğal gaz alımı konusunda Rusya, İran ve Azerbaycan'la 90'lı yıllarda çeşitli sözleşmeler imzaladı. Kimi zaman uzun süresi, kimi zaman alım garantisi, kimi zaman da yüksek fiyatı nedeniyle eleştiriler söz konusuydu. Bu anlaşmaların bazıları hala yürürlükte. Bu noktada Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı iki uzun vadeli sözleşme var. Biri 2021, diğeri 2028 yılında sona eriyor. İran'la yapılan anlaşma 2021, Azerbaycan'la yapılan 2026'da sona erecek. Türkiye önümüzdeki yıldan itibaren yeni yapılacak anlaşmalarda indirim talep edebilecek. Kendi doğalgaz kaynağından dolayı eski yüksek fiyatlarda söz konusu olmayabilecek. Ayrıca Türkiye tek taraflı bağımlılığını kırma imkanına da sahip olabilecek. 2015 yılında uçak krizi gerçekleştiği zaman Türkiye hem bütün doğalgaz tüketimini yurt dışından ithal ettiği gaz üzerinden yapıyordu. Artı bunun %50-55 aralığında bir miktarını Rusya üzerinden tedarik ediyordu. Onun için o noktada şöyle bir kriz gerçekleşti. Şöyle bir endişe politika yapıcılarının aklına geldi. Ya biz burada eğer Rusya'nın bir misillemesiyle karşı karşıya kalırsak bizim sanayimiz, evde tükettiğimiz yakıt, elektrik üretiminde tükettiğimiz doğalgazda bir kesinti riskiyle karşılaşır mıyız? Ciddi bir sorun yaşayabilir miyiz gibi. Dolayısıyla bir süredir de buna ilişkin tedbirler alınıyor. Aslında 2015 yılından önce başlanmıştı Türkiye'nin enerji arz güvenliği üzerinde neler yapılabilir? Çünkü enerji projeleri bugünden yarına gerçekleşen projeler değil. 10 yıllar, 20 yıllar alan süreçlerden bahsediyoruz. Türkiye'nin ikili anlaşmalarda ki bunların süreleri önümüzdeki yıllarda doluyor yavaş yavaş uzun vadeli anlaşmalarda. Bundan sonrası için eli çok daha kuvvetli. Yani çok kolaylıkla işte en pahalı gazı diyelim İran'dan mı alıyoruz? İran'la masaya oturduğunda kardeşim istemiyorum ben senin gazını, ihtiyacım yok diyebilir Türkiye. Dolayısıyla eli çok daha kuvvetli. Bu açıdan da bir fiyatlarda indirim beklentisi ortaya çıkıyor. Türkiye'nin elinde böyle bir doğalgaz kaynağı olması, Türkiye'nin ithal ettiği doğalgaz fiyatlarında da o fiyatların müzakerelerinde de Türkiye'nin eline önemli bir koz verecektir. Mesela şöyle güzel bir tesadüf var. Önümüzdeki yıldan itibaren, 2021'den itibaren Rusya ile İran'la yaptığımız uzun dönemli gaz kontratları var. Bu kontratlar genelde belli sürelerle bunların fiyatları müzakere edilecek. 2021'de de mesela Rusya ile çok ciddi bir kontrat müzakeresi var. Orada Türkiye'nin eline önemli bir koz geçiyor. O fiyatları aşağı doğru çekebilmek için. Bu da öyle bir artısı var. Türkiye'nin açık deniz platformu konusundaki tecrübesi giderek artıyor. Şu anda petrol fiyatlarının ve piyasanın geldiği noktaya bakarsak, platformlar, boru hatları ve mühendislik hizmetlerindeki düşük fiyatlar dikkat çekiyor. Bu da yatırım maliyetleri açısından Türkiye için bir avantaj. Türkiye, rezervi çıkarma ve dağıtma konusunda nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek. Türkiye yıllarca irili ufaklı arama çalışmaları yaptı. 1970'lerden başlayarak gelişen teknolojiyle birlikte siyasi iktidarlar Ege'de arama faaliyetlerini aksatmadı. Gelinen noktada Türkiye'nin elinde 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi var. Tabii ki dış kaynak, bilgi ve tecrübe desteğine de ihtiyaç söz konusu. Çünkü dünyada bu tür kaynaklar önce projelendiriliyor ve fiyatlandırılıyor. Uzmanlar gazın çıkarılma koşulları, ekipman kiralama ve satın alma gibi unsurlara dikkat çekiyor.
yani gazın çıkarılma aşamasında yabancı ortaklar da söz konusu olabiliyor. Bunu sadece ticari açıdan değil, politik ve stratejik açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Ben son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında özellikle devlet başkanlarının nezdinde süre gelen diplomasi trafiğinin altında aslında bileşenlerinden bir tanesi de bu enerji konusunda Türkiye'nin attığı adımları yakından izleyen Amerika'nın bir anlamda kendi şirketlerini bu sürece entegre etme çabasını da görüyorum. Ben bu anlamda karma bir modelin belki şu anda yapılabileceğini ama Türkiye tabii her alanda olduğu gibi burada da kendi kapasitesini oluşturma hedefini güdüyor. Bu belki orta vadede ve belki uzun vadede tamamen kendi şirketlerimizle yapabilmek orta ve uzun vadede olacaktır. Nereden bakarsak bakalım, Türkiye için lamicimi yok derler ya, evet. Son derece güzel bir haber. Ama öte yandan da bu gaz sahasının bulunmasıyla birlikte Türkiye enerji sorunlarını çözdü ya da enerji zengini oldu demek de bence şu an itibariyle mümkün değil. Eğer ileride birkaç tane daha Karadeniz'de böyle keşifler olursa yeniden bakmak lazım. Kolay değil, onu söyleyeyim. Yani bu evimizin bahçesinden çıkartmıyoruz, denizin dibinden çıkartıyoruz. Ama bu birçok ülkede yaptığı, yıllardan beri yaptığı, yani yeniden bir şey keşfetmemize gerek yok. Mesela size söyleyeyim, çok yakın bir zaman içerisinde Mısır, yine çok büyük bir gaz sahası keşfetti. Ondan hemen kısa süre içerisinde ekonomisini yararlandırdı. İsrail, öyle yani birçok ülke var. Hı hı. Bu bakımdan meşakkatli bir iş ama olmayacak bir iş kesinlikle değil. Ve Türkiye'de hem mühendisleri, Türkiye'nin hem işçileri bu konuda son derece yetkinler. Hı hı. Ve uluslararası bazı mühendislik şirketleriyle, diğerleriyle çalışıp bunu ben tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde Türkiye ekonomisine kazandıracaklardır. Şimdi doğalgaz piyasalarında bir kere işe girilirken çok güçlü ulus devletlerin varlığıyla girilir. Onun için çok uluslu şirketler hiçbir zaman doğalgaz piyasalarını domine edemediler. Onlar teknik anlamda ve dağıtım anlamında, pazarlama anlamında bir takım roller üstleniyorlar. Rollerinin önemsiz olduğunu söylemiyorum. Özellikle teknik anlamda zorluklu işlerde, yani böyle işte bizim Karadeniz'de yapacağımız gibi yüzer platformla sondaj yapma işinde muhtemelen bizim çok uluslu şirketlerden bir şekilde faydalanmamız gerekecektir. Onlar da ekonomik çıkarına, ekonomik getirisine bakması gerekecektir. İşte ne bileyim, Amerikalı şirketlerle anlaşamazsınız, İtalyan en iyiye gidersiniz, işte başka şirketlere yönelirsiniz. Bir şekilde alternatif bulursunuz ama işin ticari yönünü mutlaka çözmeniz lazım. Çünkü kimse zararına iş yapmayacaktır. Çok uluslu şirketler bu pazarın belirleyici oyuncuları değil, üst devletlerin ağırlığı var hala. Büyük enerji şirketleri de bir rezerv keşfettikten sonra taşeron firmalarla çalışıyorlar. Burada çok ciddi bir bilgi birikimi, çok sayıda şirket var bu işi yapan. Yani bu bir ihale ile bir taşeron şirketle yürütülebilir bu süreç. Özellikle bu pandemi döneminde aslında enerji şirketlerinin zor durumda olduğu ve işte açık denizdekileri araştırmalarına, çalışmalarına ara verdikleri bir dönemde aslında fiyatlar da çok rekabetçi, ucuzlamış bir durumda. O açıdan da bir avantaj. Türk Petrolleri kendi bünyesinde de muhtemelen bunu yapabilir ama bir ilk olacağı için belki daha zaman alıcı olur. Belki birlikte böyle bir çözüm, hani bir taşeron şirketle çalışmak düşünülebilir. Dediğim gibi uluslararası şirketler de böyle yapıyorlar. Ülkelerin jeopolitik durumlarına göre üretici ülkelerle tüketici ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık ve işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Yani enerjide bir ya da birkaç ülkeye bağlı olmak o ülkelerle ilişkileri de etkileyebiliyor.
Ayrıca askeri çatışmalar ve terör saldırıları özellikle kritik transit noktalardaki enerjinin temini ve taşınmasında sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle enerji jeopolitiği tüm ülkeleri etkileyebiliyor. Enerji jeopolitiği, enerji kaynaklarının yer aldığı sahaları ve enerjinin arz-talep irtibatının çevrelediği bütün coğrafi öğeleri içeriyor. Uzmanlara göre Türkiye yasal çerçeveyle yeni stratejiler belirleyerek uluslararası açıdan önemli bir manevra alanı bulabilir. Dışa bağımlı olmanın azalması başka alanlarda hareket serbestliği sağlayabilir. Bu anlamda uluslararası işbirlikleri de gelişebilir. İşte bu durum Türkiye'nin enerji alanındaki konumunu güçlendirebilir. Enerjinin varlığı Türkiye'nin dış politikasına da katkıda bulunabilir. Tabii ki kendi bölgesindeki istikrar, barış, sükunet ve ülkenin ekonomik refahı için. Doğalgazın politik bir araç olarak kullanıldığından çok uzun süredir bahsediliyor. Özellikle Rusya'nın eski Sovyet ülkeleri üzerinde baskı kurmak amaçlı doğalgaz fiyatları üzerinde manipülasyon yaptı. Hep tartışılan, üzerinde yazılan, çizilen konulardan biridir. Moskova'ya yakın rejimler daha ucuz, uygun fiyatlardan, uygun koşullarla alırken doğalgazı, Moskova'nın yörüngesinin dışına savrulan ülkeler bir anlamda piyasa fiyatlarına doğru alım yapmaya başlarlar. Bu çok ciddi şikayetlere söz konusu olur. Bir diğer konu bu Ukrayna-Rusya arasındaki çekişmeydi ki bu üçüncü tarafları da etkiledi. Ukrayna ile Rusya arasındaki çekişmeden dolayı Avrupa'ya giden gazda kesintiler oldu. Bundan dolayı taraflar hem üretici hem transit hem tüketici taraflar arasında biraz da politik bir manivela araç olarak kullanılma soruları ortaya çıktı. Avrupalılar bu konu üzerinde çok düşündüler ve kendi enerji kaynaklarını çeşitlendirme yoluna gittiler. Neden? Çünkü siyasi şantaja, siyasi açıdan başkalarını kendilerine karşı kaldıraç olarak kullanmalarını istemiyorlar. Enerji ile jeopolitika iç içe yıllardan beri belli oldu. Benim tahminim uzun yıllarda belli olacak. Doğalgaz da son derece önemli, stratejik bir enerji kaynağı. Ülkeler enerjide dışarı ne kadar az bağımlı olurlarsa elleri o kadar rahatlıyor. Ve bu keşifle birlikte Türkiye'nin elinde nispi bir rahatlama da mutlaka olacaktır. Bu habere çok sevinelim. Hakkımız 83 milyon kişinin hakkı çok sevmek bu habere. Ama bununla birlikte enerji sorunlarımızı çözdüğümüz, Türkiye'nin artık enerjide oyun kuran bir ülke olduğunu söylemek için bence henüz daha erken. Jeopolitik risklerle enerji arasında evet bir bağlantı var. Ama tek sebep bu değil. Enerji sadece bileşenlerden bir tanesi. Ben Türkiye'nin bu adımlarını önemsiyorum. Bizler de kaleme aldığımız makalelerle Türkiye'nin bu konudaki çabalarına bilimsel olarak da destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda dilerim Doğu Akdeniz'lerde güzel haberler alırız. Tabii ki jeopolitik risklerde ne yazık ki önümüzde duruyor. Dünya petrol ve doğalgaz taşımacılığı büyük oranda boru hatlarıyla yapılıyor. Boru hatları güzergahları ülkelerin dış politikalarını, siyasi güçlerini ve ekonomilerini büyük ölçüde etkileyebiliyor. Türkiye, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının boru hatları ile Avrasya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya taşınmasında jeopolitik bir rol oynuyor. Aynı zamanda petrol ve doğalgaz üreticisi ülkeler bakımından da önemli bir pazar. Türkiye, yeni keşfiyle sadece bir enerji merkezi değil, kendi ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak enerji ülkesi olma yolunda ilerliyor. Doğalgaz söz konusu olunca enerjide arz güvenliği de söz konusu. Bu açıdan enerjinin kullanılabilir olması gerekiyor. Ayrıca rezervlerin güvenliği de öne çıkıyor. Dolayısıyla rezervlere sahip olmak kadar bu rezervlerin piyasalara sürülmesi de önemli deniyor. Dünyada enerji kaynaklarının satın alınabilir oranda olması ve bu kaynaklara kesintisiz ulaşılması şart. Yani güvenli ve garantili olması gerekiyor. Aksi takdirde her ülke enerjiyi tek taraflı kullanabilir. Anlaşmalara uymayabilir, bir tehdit oluşturabilir. Enerji arz güvenliği kavramı da benzer konuları içeriyor.
temelde enerji, başka ülkeler için ekonomik, çevresel koşullara uygun ve ihtiyaçlarla uyumlu yapılan yatırımlar gerektiriyor. Ayrıca makul bir fiyat seviyesi de önemli. Ukrayna-Rusya krizinden bahsedersek zaten bu enerji arz güvenliğinde sıkça bahsi geçen konulardan bir tanedir. 2006 ve 2009 yıllarında üst üste iki defa Rusya ile Ukrayna anlaşmazlığından dolayı Avrupa'ya giden hatlarda kesinti gerçekleşti. Bunun üzerine Avrupa Birliği'nde zaten söz konusu olan bir soru işareti iyice paniğe dönüştü. Ya biz işte Rusya'ya ve transit ülke olarak Ukrayna'ya bu kadar bağımlı olmamız doğru mudur soruları gündeme geldi ve onlar da 10 seneden fazla bir süredir zaten bu yönde adımlar atıyorlar. Bu anlamdaki kırılganlıklarını giderebilmek adına adımlar atıyorlar. Bu tabii sadece Avrupalılar için değil, herkes için bir ders oldu. Herkes ya kendimizi acaba böyle belli ülkelere üretici olarak ve belli ülkelere transit olarak bu kadar bağımlı hale getirmeli miyiz? Alternatifler aramalı mıyız? Türkiye'nin de ve Avrupalıların da bu anlamda kendi enerji çeşitlerini arttırmak için, hatta transit yollarını arttırmak için gösterdikleri çabanın bir parçasıdır. Artık Türkiye sadece geçiş hattı olmaktan çıkacak. Yine bu farklı enerji türleri arasındaki rekabeti de dikkate aldığımız zaman hem Türkiye'nin şu ana kadar gaz satın aldığı ülkelere olan bağımlılığı azalacak ki kademeli olarak bunun azaldığını, özellikle Rusya ve İran olan bağımlılığının azaldığını biz gözlemliyoruz. Bu bir önemli bir katkısı olacak. Bir diğer önemli katkı, eğer enerji ticaret merkezi bağlamında piyasanın kurulması, borsanın kurulması gibi adımlar, ki bunları da öngörmüştük stratejik planda, bunlar da kademeli olarak gerçekleştirilirse tabii ki Türkiye'nin bölgede oynayacağı rol daha da gelişecektir diyebiliriz enerji sektörüne. Mesela elektriği biz doğalgazdan üretebiliriz, güneşten, nükleerden, kömürden vesaireden. Şu anda güneşten dünyada elektrik üretmek en ucuza mal olan çözüm. Bizim çok fazla güneşimiz var. Hem güneşin kalitesi, Türkiye'ye gelen kalitesi çok iyi. Yani hem kaç gün güneş geliyor bir, ikincisi güneşin Türkiye'ye gereken yaptığı açı son derece iyi. O bakımdan geçen hafta aslında Türkiye'de bu konuyla ilgili güzel bir gelişme oldu. İlk Türk Güneş Panel Teknolojisi Fabrikası açıldı Türkiye'de. Ama bu güneş biraz doğalgazın gölgesinde kaldı, o haberin gölgesinde kaldı. Ama güneşi unutmamak lazım, rüzgarımız da var. Yani bundan hepsini bir paket olarak düşünüp Türkiye'nin mümkün olduğu kadar yenilenebilir enerjiden faydalanması lazım. Doğalgaz önemli, önemli olarak kalacak ama yenilenebilir enerjide büyük bir atılım var. Özellikle son 5 yılda kendi topraklarında ve denizlerdeki doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini hızlandıran Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'de arama tarama yapıyor. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan lokasyonda çalışırken Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis de Türkiye'nin güney kıyılarında yeni kaynakların yerini tespit etmek için araştırmalarını sürdürüyor. Filoya en son katılan Kanuni sondaj gemisinin ise bu yıl sonunda göreve çıkması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanırken Karadeniz'de sakin bir hava var. Yani iki deniz kendi karakterinin aksine bir görüntü çiziyor sanki. Dalgaları ve rüzgarı ile bilinen Karadeniz, Türkiye'nin arama ve sondaj çalışmaları için daha sakin bir bölge. Çünkü arama yapılan alan uluslararası yasalara göre Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesi. Daha sakin, ılıman ve dalgasız Akdeniz'de ise tam tersi bir durum var. Arama çalışmaları sıcak temas ve yüksek tansiyona sahne oluyor. Çünkü bu alanlar henüz üzerinde mutabakat olmayan alanlar. Türkiye, Doğu Akdeniz'de hakları çerçevesinde hareket ederken Karadeniz'den gelen haber Akdeniz için de bir ipucu niteliği taşıyor. Yani Karadeniz, Doğu Akdeniz için deyim yerinde ise kaldıraç oldu.
Karadeniz'de bulmamız hakikaten münhasır ekonomik bölgelerin belirlendiği, herhangi bir ihtilafın olmadığı bir yerde bulmamız büyük avantaj oldu. Şimdi bu keşif baldan tatlı. Bu tadı aldıktan sonra bu önemin farkına vardık ve şimdi enerjisini denizden üreten bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şimdi enerjisini denizden üreten bir ülke olunca ekonominin can damarı aslında denizlerde atıyor olacak. Dolayısıyla çok daha büyük anlam ve önem kazanıyor. Karadeniz sakin liman ama Akdeniz kaynayan kazan. Biz sadece Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gibi yürütmüyoruz. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de de sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri sürdürüyoruz. Ama tabii şimdi Karadeniz'de Doğu Akdeniz arasındaki fark, Karadeniz'de sürdürdüğümüz araştırmalar aslında bir siyaseten çekişmeli alanlar değil. Münhasır ekonomik bölgesi ilan edilmiş durumda. Bütün kıyıdaş ülkeler tarafından üzerinde mutabık kalınmış bir paylaşım var. Dolayısıyla bir siyasi çekişme söz konusu değil. Doğu Akdeniz'deki en büyük sorun bizim Yunanistan'la olan, hatta Ege'den başlayan ve Doğu Akdeniz'e doğru uzanan bir ekonomik bölgeler anlamında çatışmamız söz konusu. Türkiye 2015-2019 enerji stratejik planından bugüne yapılan iki planda da öncelikle var olan mevcut kaynaklarının tespiti, daha sonra da çıkartılması, bu şekilde bir enerji güvenliğinin öncelikle yerli kaynaklardan sağlanması yönünde bir hedef belirlemişti. Aslında o günden bugüne gerek ilgili bakanlar bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli adımları attılar. Biz bunun açıkçası Karadeniz'de ve inşallah Doğu Akdeniz'de sonuçlarını görüyoruz diyebiliriz. Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Keşif haberinden sonra yapılan ilk yorumlarda bu gazın ekonomiye kazandırılması için 7, 8 hatta 10 yılı bulan sürelerden söz edilmişti. Uzmanlara göre Türkiye bu gazı 3 yıl içinde piyasaya verebilir. Daha önce İsrail Leviathan sahasında bulduğu gazı nihai yatırım kararının ardından 2 sene gibi bir sürede çıkarmaya başlamıştı. Yani yatırım kararı verilir, adımlar atılırsa çok uzun süre gerekmeyecek. Ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu gaz tesisleri ve boru hatları da sürenin 3 yıla inmesinde önemli. Bundan sonraki soru şu, acaba başka keşifler gelebilir mi? Gelebilir. Ama buna kesin gelir demek bence gene fazla iyimserlik olur. İhtiyatlı olmak lazım. Gelmesi için, keşifler için çalışmalara devam edilmesi lazım. Tabii gelirse de Türkiye için ve bölge için çok güzel bir haber olur. Ama şu an itibariyle mevcut kazanımını bence her şeyden önce bir sevinmek lazım. Sevindikten sonra çarpmalar, bölmeler gelecek. Onlar mutlaka gelecek. Ve bunu ekonomimize en iyi bir şekilde, en kısa bir şekilde nasıl kazandırırız onu konuşmamız lazım. Eğer Karadeniz'de yapılan keşif denildiği gibi ticarileştirilebilirse, biz bunu kısa bir süre içerisinde kendi enerji miksimizin, doğalgaz tedariğimizin içine katabilirsek nasıl bir faydası olacaktır? Biz bir kere bu %99 oranında dışa bağımlılığımızın bir kısmını kendi üretimimizle kapatmış olacağız. Ki bu bizim bu anlamda kırılganlığımızı azaltacak bir faktör olacaktır. Türkiye açısından çok önemli bu keşif, bir işaret fişeği niteliğinde. Karadeniz'deki keşif daha sonra yapılacak çalışmalar için bir manivela, bir kaldıraç olacak. Çünkü Karadeniz keşfiyle başlayan motivasyon diğer denizlere yansıyabilecek. Bu nedenle ileriki yıllarda kullanıma sunulması beklenen Karadeniz'deki doğalgaz hem ekonomik hem politik hem de bölgesel anlamı olan bir gelişme. Sonuç olarak enerji hayatımızın bir gerçeği. Nasıl, ne amaçla kullanıldığına bağlı olarak beraberinde refaha da katkıda bulunan bir enstrüman.